Merhaba arkadaşlar hareketli bir hafta sonu geçirdik ama önümüzdeki hafta Daha da hareketli olacak o yüzden önümüzdeki hafta için şimdiden iyi bir pozisyon almak gerektiğini düşünüyorum Kasım ayı fırsat ayıdır bunu daha önce söylemiştim Bununla ilgili bir videom da vardı %60 bir, bir günde %60 kazanç Şeklinde Birçok üründe Kasım ayında indirim yapılıyor işte Yıl sonu yaklaştığı için Ürünlere zam yapılmadan Önce son alım fırsatlarımızı değerlendiriyoruz. Piyasalar için de aynısı geçerli. Bugün birazcık daha altın ağırlıklı bir sohbet olacak sizlerle. Hafta sonu sohbeti olacak. Altın piyasasında işin bir sanal altın yönü var, bir de fiziki altın yönü. İkisi arasındaki farkları zaman zaman anlatıyorum. Ama ikisi arasındaki en önemli, en büyük fark psikolojik üstünlüktür. Fiziki altın her zaman sanal altından daha üstündür. Dünyanın en zengin insanları sanal değil fiziki altın biriktirir. Çünkü fiziki altını bozdurup harcamak daha zordur. İşte psikolojik üstünlükten kastetmiş olduğum budur. Sanal altında bir tuşa basar bozdurursun ama fiziki altında Kuyumcunun açılmasını bekleyeceksin Oraya gideceksin Pazarlık yapacaksın Hangi kuyumcuya gideceğini düşüneceksin Belki kuyumcuda Senin düşündüğün kadar nakit para olmayacak Oradan başka bir kuyumcuya gideceksin Bu yüzden Ben her ne kadar Sanal altın biriktiren biri olsam da Bunu neden yaptığımı söylemiştim Çünkü küçük alımları Mecburen sanal altın olarak biriktirmek zorunda kalıyorum Elindeki sanal altın miktarı Belli bir orana ulaşınca Onu hemen Fiziki altına dönüştürürüm. Fiziki altın sahibi hem güçlüdür hem de özgürdür. Özgürlük derken Ukrayna-Rusya savaşı'nı düşünün. Ukraynalısınız, ülkenize saldırı yapıldı, kaçmak zorundasınız. Yalnızca ne alabilirsiniz? Altın. Fiziki altın alıp kaçabilirsiniz. Yine kadınların altın takı takmasının sebebinin altında da bu e, güven ve özgürlük hissi vardır. Kadınlar için bir güvencedir. Bir gelecek garantisidir. Bitcoin de öyle. Bitcoin olsun, altın olsun, gümüş olsun. Bunlar sınırlı varlıklar. Yani altın sınırlı varlık. Madenden çıkartıldığı kadar var. Bitcoin'in zaten ne kadar olduğu dijital ortamda belli. Bu yüzden merkez bankaları ve devletler... Sınırlı varlıkları sevmez. Ne yapıyor merkez bankaları? Hem... Fiziki altın biriktiriyor hem de altını baskılamaya çalışıyor. İstiyor ki altın değerlenmesin. Bunu yaparken de dünyadaki bütün merkez bankaları fiziki külçe altın biriktiriyor. Bakın sanal altın almıyorlar. Fiziki külçe altın biriktiriyorlar. Üstüne bir de sana yasak koyuyor. Diyor ki bir gramdan daha küçük fiziki altın üretimini yasakladım diyor. Yapamazsın diyor. Yarım gram külçe altın satamazsın diyor. Üstüne fiziki altın ithalatını kısıtlıyor. E niye yapıyor bunu? ya Ben bunun arkasında bir art niyet ararım. Zaten bir art niyet de var. İnsanlar diyor altın biriktirmesin, o parayı harcasın diyor. Bakın şu an fiziki altın ile sanal altın gram fiyatı arasında e, ne kadar bir fark var? Şöyle makas farkı var. Bankadaki sanal altın alım-satım aralığı çok fazla. 1 gram altında 40-50 lirayı bulabiliyor. Bir kere bunun bir düşürülmesi lazım. Bunu da bilerek düşürmüyorlar. Sanal altındaki bu 40-50 lira lira makas fark aralığı çok fazla. Fiziki altın tarafına dönecek olursak, ben en son altın kaynak altın kuyumculuk bu internet sitesine baktığımda fiziki altında makas aralığı... 15 lira belki kapalı çarşıda bu 5 liraya kadar da düşebilir. Ee, gelelim bizim merkez bankasına. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında Türkiye'nin komşu olduğu diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında en fazla fiziki altın biriktiren merkez bankası oldu. 2023 yılında deprem felaketi olunca bu altınların bir kısmı bozduruldu. Devletler de tıpkı normal vatandaş gibi altın bozduruyor. Altını bir kötü gün dostu olarak görüyor. 2023 yılının e, Haziran ayına kadar rezervlerde yine biraz düşüş olsa da Haziran ayından sonra Merkez Bankamız tekrardan altın rezervlerini doldurmaya başladı. Ondan sonra da zaten kur koru kur korumalı mevduattan çıkış yapılınca Merkez Bankası bu sefer e, altın rezervlerini yine biraz bozdurdu. E, burada dengeleme yapmak için kur korumalı, korumalı mevduatı karşılamak için. Sonra ne oldu bakın. 7 Ekim'den sonra Filistin İsrail savaşıyla uyandık dünya. Ya dünyada zaten şu an büyük bir değişim var. Çünkü neden bu değişim var? Yaklaşık 100-200 senedir küreselciler hakim bir güçtü dünyada. Dünyayı yöneten kaymak tabaka küreselci dediğimiz kişilerdi. Fakat son dönemde bir uyanış başladı. Özellikle pandemi sonrasında. Bu sefer ne oluyor? İçten içe halk kitleleri bir homurdanmaya başladı yavaştan. Bunu görüyoruz. İşte hem Amerika'da hem Avrupa'da bilinçlenen bir halk kitlesi var ve küreselcilerin artık saltanatı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Örneğin Donald Trump neden alaşağı edildi? Çünkü e, küreselcilere karşı bir karakter, karşı bir tip. E, Putin de küreselcilere karşı. İşte Biden, onun karşısında kim var? Biden, Netanyahu, hatta Ukrayna lideri Zelenski. Bunlar da e, küreselcilerin temsilcileri olan devlet başkanları. Bu bizi nereye götürecek? Bu e, savaş. Bu savaş Fiziki sıcak çatışma şekli olan var. Bir de ekonomi savaşları var. Ve bu ekonomi savaşları şöyle bana göre. Bu benim kendi kişisel yorumumdur. Yakın zaman içerisinde doların rezerv para olma öyküsünün bitebileceğini düşünüyorum. Dolar yerine dünyadaki varlıkların altına endekslenmesi gerekiyor. Ve bu yapılacak. Ne zaman yapılır? 3-5 sene içerisinde yapılacağını düşünüyorum. Bitcoin de, petrol de, dolar da. Hepsi altına endekslenecek. E, bu da altın tarafın, tarafındaki talebin artmasına sebep olacaktır. 2024 yılına girmemiz ile birlikte dolardır, eurodur, çin yuanıdır, bilmem nedir gibi kağıt paraların hepsinin yavaş yavaş gerilemeye başlayacağını, artık kağıt paranın saltanatının eriyeceğini, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını ben düşünüyorum. Kağıt para ellerinde tutanlar tutuklarına pişman olacaklar. Dolar elinde tutan dolar tuttuğuna pişman olacak. 2024 yılı ile birlikte bunların yaşanacağını düşünüyorum. Bunların yerini ne alacak? Altın, gümüş ve tabii ki yeni dijital altın diye benim tabir ettiğim bitcoin bunların yerini alacaktır. Yani altının, gümüşün ve bitcoinin önü 2024 yılında daha da açılacak. 2024 yılında beklediğim bir diğer olay ise sıcak çatışma derken aslında biraz bunu kastettim. Halk hareketleri işte bu küreselcilerin gerçek yüzünü dünyadaki bir azınlık tarafından değil de herkes tarafından apaçık bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum. Bu nasıl olur? Ya bir yerde bir yanlış yapılacak ve eee alenen herkes bunu görecek. Bir açık verecekler. Bu olayların sonucunda da halk hareketlerinin patlayabileceğini düşünüyorum. İlk başta Arap coğrafyasında işte Mısır, Bahreyn, Katar Katar değil. Pardon. Mısır, Bahreyn, Kuveyt Hatta Suudi Arabistan'daki rejimlere karşı e, kitlesel halk hareketleri ben bekliyorum. Bununla eş zamanlı olarak veya bunun akabinde hem Avrupa'da hem de Amerika'da yine yönetimlere karşı halk hareketleri. E, hatta 2022 yılı Aralık ayında Almanya'da bunun bir öncü girişimi oldu. Almanya'da hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişimi yaşandı. E, bunların işaretleri var. Ufak da olsa var. Yok değil bu tip hareketlerde altının yükselmesine sebep olacaktır. Onun dışında geçenlerde paladyumdan bahsetmiştim 3 gün önce. 3 gün önce paladyum ile ilgili bir video çekmiştim. Dedim ki paladyum gelecek vaat ediyor. Ben o videoyu çektiğimde paladyum bakın 955 dolardı. Şu an 1060 dolar olmuş. Yani dolar bazlı paladyum 3 gün içinde %10 artmış. 100 dolar artmış. Soracak olursanız paladyumu nasıl alacağız diye onu da o videomda anlattım. İzleyebilirsiniz. Ülkemize dönecek olursak 2024 yılının ülkemiz açısından 2023 yılından daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Özellikle yeni doğalgaz ve petrol keşifleri olabilir. Hem Amerika'daki iç karışıklıklar, Rusya-Ukrayna savaşı, her iki ülke kendi meseleleriyle uğraşırken Türkiye'nin güney coğrafyasındaki sorunları, özellikle terör tehlikesini ...bertaraf edeceğini düşünüyorum şahsen. 2024 yılından umutluyum. Tabii bunlar benim kişisel tahminlerimdir. Ben buna yazar ilhamı diyorum. Böyle olmayabilirdi. Filistin-İsrail Savaşı'nın ise Mayıs ayı ortalarına kadar devam edeceğini... ...ve o tarihlere gelindiğinde artık bir nokta konulacağını düşünüyorum. Nasıl bir nokta olur bilemiyorum. Belki Gazze tamamıyla yok olacak haritadan silinecek. Belki de İsrail vazgeçecek. Daha fazla saldırmayacak. Onu bilemiyorum ama Mayıs ayı ortalarında bu işin bir şekilde sonlanacağını düşünüyorum. Şu anda da Orta Doğu coğrafyasında bir karışıklık var ama 2024 yılından sonra artık bu coğrafyadaki karışıklıktan öte coğrafya fokurdamaya başlayacak. Ama bu fokurdamanın da ülkemiz açısından olumlu bir dönüşüme sebep olması bence olası bir durum. Ben diğer, e, YouTube'daki diğer yorumcuların aksine belki her şeye daha olumlu bakıyorum. Elinde hisse senedi tutanlar ne yapacak? Bence satmayın. Sadece sabırlı olun. E, ama yeni hisse alımı da yapmayın. İşte borsa düştü, yeni alım fırsatı şeklinde hemen dalmayın. E, ben şu an ne yapıyorum? Ben yeni hisse alımımı %5'lere, %10'lara düşürdüm. E, gözlemleyerek devam edeceğim bu şekilde. Olacakları gözlemleyerek devam edeceğim hisse senetlerinde zararda olanlar satış yapmayıp beklerse onların da önümüzdeki süreçte 5-6 aylık süre içerisinde tekrardan kaybettiklerini kazanacaklarını düşünüyorum. Tabi burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kişisel kendi yorumlarımdır. Ve herkese bol kazançlar diliyorum.